Herkese merhaba. Tüm çocukları kıtalar arası bir sanat yolculuğuna davet ettiğimiz 5 kıta, 5 sanatçı serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Çevrim içi gerçekleştirdiğimiz bu videolar ile hep birlikte modern ve çağdaş sanatın önemli sanatçılarını ve eserlerini yakından tanıyacağız. Dünyanın farklı kıtalarına, farklı ülkelerine ve farklı kültürlerine doğru sanat dolu bir keşfe çıkacağız. Ardından sanatçıların eserlerinden yola çıkarak birer etkinlik gerçekleştireceğiz. Sanat dolu yolculuğumuz için hazırsanız başlıyoruz. Yolculuğumuzun ilk durağı Asya kıtası. Bugün bu video ile Japon sanatçı Yayoi Kusama'yı yakından tanıyacak ve onun eserlerinden ilham alarak kendi bal kabuğu heykelimizi üreteceğiz. Şu an tam 91 yaşında olan sanatçımız, avantgard sanat akımının en önemli sanatçılarından biri olarak biliniyor. Avantgard sanat akımı, ilerici sanat akımı demektir. Ve avantgard sanatçılar, yenilikçi sanatçılardır. Kusama gibi deneysel işler üretirler. Sanatçımız sanat hayatına 10 yaşındayken annesinin portresini çizerek başlıyor. Daha küçük bir kız çocuğuyken rüyasında kocaman bir çiçek tarlasında görüyor kendisini ve tarladaki çiçeklerin noktalardan oluştuğunu fark ediyor. Ardından noktalar, puantiyeler, çiçekler ve ağlar her resminin bir parçası haline geliyor. Puantiyeler yani beneklerle bu kadar ilgilenmesi ise aslında bu rüyasına dayanıyor. O yıllarda yağlı boya ve birçoğunuz gibi sulu boya, pastel boya kullanarak resimlerini renklendiriyor. Fazlaca renkli ve çılgın dünyası oldukça ilgi çekiyor. İlerleyen yaşına rağmen hala çocuk ruhuyla üretmeye devam eden Kusama, eserlerinde kullandığı nokta ve puantiye desenlerini farklı disiplinlere, alanlara uyguluyor. Yani sadece tablolar değil, aynı zamanda heykeller ve yerleştirmeler de üretiyor. Evet, yanlış duymadınız, yerleştirme dedim. Yerleştirme sanatı, belirli bir mekan için yaratılan, mekanın özelliklerini kullanılan ve seyircinin katılımının gerekli olduğu bir sanat türüdür. Kapalı veya açık mekanlarda yapılabilir. Örneğin, sanatçının çocuklar için tasarladığı The Obliteration Room, yani silinmişlik odası. Bembeyaz bir odanın dönüşümünü gösteren bu eserde ilk başta yerler, duvarlar, zemin ve tüm eşyalar bembeyaz. Sergi süresince ziyaretçiler girişte kendilerine verilen farklı boyutlarda ve renklerdeki daire etiketlerini istedikleri yerlere yapıştırıyorlar. Ve böylece aslında sanat üretiminin içerisine dahil ediliyorlar. Hadi gelin bir diğer çalışmasını daha yakından inceleyelim. Bu çalışmanın adı Sonsuzluk Odası. Odalar gördüğünüz gibi aynalardan oluşuyor ve içerisinde yerleştirdiği nesneler ve ışıklar aynalara yansıyarak çoğalıyor. Ve böylece pırıltılı, büyüleyici, optik bir etki yaratıyor. Peki biz bugün birlikte ne yapacağız? Sanatçının eserlerinde sıklıkla karşımıza çıkan, en çok kullandığı motiflerden, figürlerden biri olan bal kabuğu bizlere ilham verecek. Ve kağıtlara şekil vereceğiz. 3 boyutlu kendi bal kabuğu heykellerimizi yapacağız. Hazır mısınız? Bu çalışma için gerekli malzemeler, kurşun kalem, renkli kalemler, peçeli ya da pastel, bir tabak, makas, yapıştırıcı, renkli kartonlar ve bir parça şönil. Hazırsanız başlayalım. Bir adet kartonu alıyoruz ve ikiye katlıyoruz. Kartonun üzerine tabağımızı yarısından fazlası gelecek şekilde koyuyoruz. Ve kurşun kalem ile keseceğimiz alanı belirliyoruz. İlk parçamız hazır. Bu işlemi 5 kere daha tekrarlayacağız. Şimdi elimizde toplam 6 parçamız var. Bu parçaları sırayla aynen benim yaptığım gibi birbirlerine yapıştırıyoruz. Sonra boyamak istediğimiz sayfayı açıyoruz ve Yayoi Kusama'nın puantiyelerinden ilham alarak farklı boyutlarda ve renklerde benekler çiziyoruz.
Tüm sayfalara ben ekler çizdikten sonra sayfaların arasını açıp dik konuma gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Artık bal kabağı heykelimiz ayakta durabiliyor. Şimdi şönelimizi kaleme sarıyoruz ve bal kabağımızın sapını yapıyoruz. Ardından sapımızı bal kabağımızın tam ortasına yerleştiriyoruz. Ve çalışmamız hazır. Dilerseniz yaptığınız çalışmaların fotoğraflarını iş sanatı etiketleyerek bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.